İyi akşamlar herkese. Selamlar. Aylık sohbetlerin dördüncüsünde Mart ayının başında birlikteyiz yine. Hoş geldin abi. Nasılsın öncelikle? Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz dün de birlikteydik kitleyle. O Evet. yüzden şey Aynen yapmıyorum. ben Malum gibi. bilanço dönemi Sen bu webinar sıralar dönemi. bayağı yapıyorsun ya, yayın yapıyorsun. Evet, işte birinci çeyrekler, ya daha doğrusu son çeyrekler, ilk çeyrek açıklanan son çeyrekler o kadar uzun sürüyor ki bu Evet. döneme 5 tane webinar sığdırmış olacağız. 4 tanesini yaptık bu pazar, yani bir sonraki pazar. Beşincisi olacak günün son, haftanın sonunda. 5 webinarla bitirmiş olacağız. Ama çok da özlemeyecek insanlar bizi çünkü ilk çeyrekle son çeyrek finansallar arasında çok az bir zaman oluyor. Biz Evet. şimdi Mart'ın 7'sindeyiz. 11 Mart son günü bilanço açıklamak için şirketlerin. Muhtemelen Nisan'ın 20'si gibi, yani bu dönem bittikten bir ay 10 gün sonra bu sefer ilk çeyrekler gelmeye başlayacak. Bağımsız denetimden geçmedikleri için, yani bağımsız denetim raporu yazılmadığı için ilk çeyrekler için çabucak geliyor onlar. O yüzden çok da uzun sürmeyecek iki bilanço dönemi arası. En uzun olan dönemi, 9 aylıklarla yıllık arasındaki dönemi zaten atlattık. O uzun bekleyiş bitmişti. Evet. Şimdi daha seri bilanço dönemlerini geçireceğiz. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu geldi abi. Tamam. Yavaş yavaş başlayalım biz de. Tamam. Benim ilk konum şu aslında. Biz burada dördüncü webinarımız. Kalan üçünde de şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani borsa çok iyi getiriler sağladı. Hı. Ama bundan sonra sanki o kadar kolay gitmeyecek diye. Sen Evet. defalarca Twitter'da da hatta bunu Aynen. yazmıştın. Aynen. Biz de burada konuşmuştuk. Tam olarak bu dediğimiz şimdilik gidiyor. Yani Ocak Aynen. ayına bakıyorum. Şimdi yıl sonu kapanışı ile Ocak sonu kapanışı arasında sadece %0,2'lik bir düşüş var Ocak'ta. Evet. Ay içinde daha yüksekler, daha düşükler görüldü ama 0,2 kapatmıştı eksi. Şubat'a geldik. Yine işler bir anda Şubat başında hatırlarsın çok iyi şekilde gidiyordu. Evet. Ocak sonu bu AstraZeneca ile Avrupa Birliği'nin anlaşmazlığı bahane edilip sert bir satış gelmişti. Şubat başında yeniden toparlanmıştık. Bu sefer tam Şubat'ın sonuna doğru bu 10 yıllık tahvil faizleri bir anda yükselmeye geçince bu sefer Şubat'ın da son haftası, son 2 haftası hatta çok iyi geçmedi. Ve gene baktığımda Şubat'ın sonu %0,1'lik bir değer kazancı Ocak sonuna göre. Yani yıl başından beri baktığımızda Ocak, Şubat 0'a 0 neredeyse. Ama insanlara sorsak muhtemelen piyasa kötü diyecekler. Yani 31 Aralık'ta mutlu olan herkes muhtemelen Evet. 28 Şubat'ta aynı mutlulukta değildi. Hı. Belli ki yani burada işler birazcık daha zorlaşıyor. Bu gidişat hakkındaki bir genel görüşünü alayım önce. Sonrasında konu konu ilerleriz zaten. Aynen. Ya işte senin de dediğin gibi uzun zamandır bahsettiğimiz gibi o zikzak piyasa başladı bence. Dediğim gibi 2020 yılı hep diyorum 5-10 yılda bir gelecek bir yıl. O da yani tam 2021'in Ocak 1'inde tabii kestirip atılacak bir şey değil ama biraz ona döndü yani. Hakikaten Ocak 1'den baktığımızda piyasa artmıyor. Şimdi genel olarak hep şuna sığınıyorduk. Aslında sığınacak pek bir şey yok normal şartlarda. Yani faizlerin bu noktada olduğu ortamda borsadan çok bir getiri beklemek aslında doğru olmaz. İlk baştan beri endişemiz buydu. Ama savunacak yerimiz de şuydu. Diyorduk ki 2019'da 2020'de piyasa o kadar çok kazandı ki bu faize dönüp bakmayabilir diyorduk. Ne zamana kadar diyorduk? İşte zikzak piyasaya girerse sıkıntılar başlayabilir. Çünkü 6 ay sonra insanlar elde avuçta yine başa baş noktasında olunca ya da biraz eksi olunca ya bununla uğraşacağıma gider faize yatırırım demeye başlayabilir. Sanki o dönemleri yaşıyoruz gibi. Ama tabii ki hep diyoruz yani borsada bilanço bazlı yaklaştığımızda her zaman bir kazanç fırsatı vardır. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü 2020'de de o kazancın sebebi iyi günde kötü günde borsada olmamızdan kaynaklıydı. 2020'nin ortasında bir borsaya giren bir insan o bizim kazandıklarımızı kazanamadı. Onun için biz hep burada olacağız borsa yatırımcısı olarak. Ama işte bazen temkinli olacağız, bazen risk iştahımız yüksek olacak. Şu an sanki temkinli olma zamanı gibi geliyor bana. Evet, olabildiğince temkinli olmak için doğru bir zaman. Senin de dediğin gibi. Bir 10 yıllıklar tarafından gelelim. Oradaki hikayeyi bir miktar özetleyeyim Tamam. ben. Şimdi ilk ayın sonunda, ocağın sonundaki hikayemiz bizim aşı hikayesiydi. İşte AstraZeneca ile Avrupa Birliği anlaşamadı. Bu aşılanma geç mi kalınacak vesaire korkusuyla bir satış yemiştik. Bu sefer de tahvil faizlerindeki yükselişle aslında. Sen de söyledin hani bu mevcut faiz ortamında Türkiye tarafında çok yüksek ama biz çok bakmıyoruz. Ama Amerika'da iş böyle değil. Onlar çok fazla önem veriyorlar faize ve
10 yıllık faizin sunduğu getiri, sunduğu verim ki 1,5'lara geldi işte 1,60'lara kadar çıktı hatta geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu 1,60'lara gelince artık S&P'nin yani oradaki ana endeksin temettü verimini geçti. Yani hisse senetlerinden daha çok daha düşük riskli bir varlık. Bir Amerikan tahvili dahi hisse senetlerinin temettü verimlerine ulaştı aslında ve bu hisse senetlerinden kaçmak için bir sinyal olarak algılandı piyasalarda. Bütün dünyada zaten faizle fiyatlar arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Sen abi bu konuya çok faiz FK ilişkisi üzerinden gidiyorsun. Ben şu an fiyatla anlatıyorum ama günün sonunda aynı şey zaten. Bu faizler yükseldikçe tabii ki fiyatlar aşağı gelecek. Hani bu ister istemez. Tabii ki bunun bir tersi de olacak. Bir yerden sonra da hisseler bu sefer ucuz kalmaya başlayacak. O tarafa alım gelecek ama bu zikzak bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii burada Fed'in müdahale edip etmeyeceği ana gündem. Yani çünkü benzer bir şeyi gördük Avustralya tarafında. Onlar kısa vadeli tahvil satın alıyorlardı. Bir anda uzun vadeli tahvil satın almaya başladılar. 30 bas puan kadar aşağı geldi. Yani Amerikan tahvillerinde 30 bas puanlık bir hareket çok kolay değil tabii ki. Ama böyle yani ufak da olsa bir Fed müdahalesi piyasaya iyi gelebilirdi. Ama geçen hafta Powell'ın konuşması yine hayal kırıklığı yarattı burada. Yeniden faizlerin yükseldiği bir ortama girdik. Ama bir yandan da bakınca işte hafta sonu 1,9 trilyonluk da paket geçti. Hem bu kadar bol paranın olduğu bir ortam var abi bir yanda. Diğer tarafta da faizlerin yükseldiği bir ortam var. Bir taraf hisse senetlerini baskılıyorken diğer tarafta hisse senetlerine yürü ya kulum diyor birazcık. Çünkü bu yeni gelen pakette de 1400 dolar kişi başına yardım dağıtılacak. Bu 1400 dolarlar nereye gidecek? Bizdeki gibi bir yatırım kültürü yok orada. Orada herkes hisse senedi yatırımcısı. Bir şekilde o para da hisse senetlerine dönecek. Ne düşünüyorsun abi bu konuda genel olarak? Yani bir tarafta faiz baskısı, bir tarafta teşvik paketinin iyimserliği varken. Yani şimdi parasal genişlemeden bahsedildiği an biliyorsun borsalar işte canlanmaya başlamıştı ve hala o rallinin içindeyiz belki de. Ama yine geçmiş programlarda da bahsettiğimiz gibi bu parasal genişlemenin biteceği sinyalleri geldiği anda da tekrar bu sefer tam tersi olacak. Yani bu sular çekilecek bir gün. Yani bu gerçek. Yani sular çekildiğinde de kimin üstü giyinik kimin değil belli olacak yani biraz. Onun için dikkat etmek gerekiyor yine. Şimdi şu öyle bir şey var. Yani dünyadaki paranın büyük kısmı aslında güvenli bizim gibi değil. Yani güvenli yatırımda. Yani tam oransal olarak tabii ben bilmiyorum onu ama atıyorum 100 lira varsa dünyada bunun 70'i güvenli yer. Güvenli yer neresi? İşte gelişmiş ülke tahvilleri, altın falan filan. Ve bu yatırım enstrümanlarının da en güçlü enstrüman, aralarındaki en güçlü enstrüman bence gelişmiş ülke enstrümanları, şey tahvilleri. Şimdi bura güçleniyor. Yani belki de bütün yatırım araçları için en tehlikeli şey oluyor. Burası güçleniyor. Ama tabii ki şöyle de bir şey var. En çok kimin için tehlike dersen, bence altın için tehlikeli. Çünkü risk iştahı yüksek olan para kolay kolay tahvile gitmez. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bu para tahvile gidiyorsa işte faiz niye yükseliyor muhabbeti var. Orada bir anomali oluşuyor gibi. Yani tahviller sadece taleple düşen, yükselen enstrümanlar değil. Mesela Mart krizindeki dönemde taleple faizler düşmüştü. Yani tahvillerin fiyatları artmıştı. Burada tamamen bir güvenlik durumu vardı. Yani paramız güvenli yerde olsun. Bu sebepten tahvile inanılmaz bir talep oldu. O yüzden de faizleri düştü, getirileri. Ama şimdi öyle değil. Şimdi piyasa görüyor ki enflasyon yükseliyor. Bunun için ileriki dönemlerde devlet tahvillerinin yüksek faizle çıkacağını bildiği için tahvil fiyatlarını da buna göre aşağı çekiyor. Ama bu paranın oraya gitmediğini göstermiyor. Yani buradaki o algıyı iyi anlamak lazım. Eğer bu faiz yükselirse bu para buraya gider yani bunu bilmek lazım. En çok da altın etkilenir. Ama dediğim gibi yani biz zaten risk iştahı yüksek olan paranın en risk iştahı yüksek olan ülkelerinden birindeyiz yani. Onun için biz yine dediğimi diyeceğim. Bilanço odaklı yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve bunun eninde sonunda bugün olmasa gelecek ay, gelecek ay olmasa 6 ay sonra bir gün bununla yüzleşeceğimizde bilerek ona göre risk iştahımızı ayarlayacağız. Evet dediğin gibi bizde tabii durum tam tersi. Yani bizde düşen değil yükselen faizler var. Tam oraya geçelim bizdeki faizlere. Daha doğrusu oradan önce bir enflasyona girelim. Çünkü biz her hafta ilk pazar konuşuyoruz. Her ayın da ilk haftası enflasyon rakamları geliyor. Dolayısıyla enflasyonu konuşmadan geçemiyoruz. Şimdi
Ocak ayındaki sohbetimizde de aynısı olmuştu. Şubat'ta da beklentilerin üstünde gelmişti enflasyon. Yine aynısı oldu. Yani 3 aydır enflasyon ekonomist beklentilerinin ya da işte merkezin beklentilerini aşıyor. Şubat ayı enflasyonu da çok farklı olmadı. Aylıkta 0,91 geldi. Yıllıkta da 15,60'a geldik ve artık Merkez Bankası'nın faizi, %17'lik faizi sadece 1,39 puanlık bir reel faiz sunuyor mevcut enflasyona göre. Evet, enflasyonda düşüş beklentileri vesaire var. Ama Mart ve Nisan içinde çok iyi bir baz etkisi yok. Yani Mart'ta geçen yıl 0,57'ymiş. Şimdi onun yerine bundan daha yüksek bir rakam gelirse ki gelme ihtimali var. Çünkü kurda yeniden yukarı yönlü bir atak gördük. Bir gelirse burada 16'ların üstünde bir enflasyon görmemiz olası. Öyle bir durumda da 17 yetmeyecek muhtemelen. Sence Merkez Bankası yeni bir müdahale yapar mı, yapabilir mi? Bir onu sorayım abi. Ya biz de çok şanssız bir dönem yaşadık. Yani şöyle faizlerin dünyada çok düşük olduğu dönemde biz biraz piyasayla inatlaştık. Bundan dolayı da şu an piyasanın gergin olduğu döneme yüksek faizlerle girdik yani. Öyle bir sıkıntımız var. Açıkçası ileriki dönemlerde ben de faizin düşeceğini, enflasyonla beraber düşeceğini tahmin ediyordum ama önümüzdeki böyle bir 3 aya falan bakarsak bunun imkansız olduğunu hissediyorum. Çünkü senin de işte görüştüğün şirketler, ben de görüşüyorum. Özellikle ham madde konusunda inanılmaz bir maliyet sıkıntısı var ve zamlar geliyor. Bu zam son tüketiciye kadar yansıyacak. Yani bence beklenenden de daha yüksek enflasyon gelebilir. Şimdi burada işte Merkez Bankası bundan önceki şeylerde aslında sadece olması gerekeni yapacak mıyı bekliyorduk. Onu da yaptı ama çok cesurca kararlar değildi. Tamamen olması gereken kararlardı. Şimdi işte cesur kararların günleri geldi. İnşallah burada cesur davranabilirler. Dedikleri gibi reel faizi gerçekten vermeye devam edebilirler. O zaman piyasa yani önümüzdeki aylarda yine 4-5 ay sonra belki normalleşmeye başlayabilir. Ama şu noktada bir maliyet enflasyonunun yanında bir de döviz enflasyonunu yaşarsak bizim için hakikaten sıkıntı olacak günler gelebilir yani. Evet abi, dediğin gibi ham madde tarafında ciddi sıkıntılar var. Birçok konuda büyük sıkıntı var. İşte bu konteyner bulunamaması falan hikayesi bir de bir yandan devam ediyor. Çoğu şirket aslında ham madde satmıyor. Bir miktarda hani kendilerine saklıyor ki o sadık müşteriye verebilmek için ufak müşteriyi elemeye falan gidenlerin olduğunu duydum ben. Bu da tabii ki büyük bir problem. Fiyatlar dediğim gibi çok hızlı şekilde artıyor. Şimdi burada zaten Merkez Bankası'nın sıkı duruş mesajlarını daha geçen hafta yine aldık. Yani burada Naci Abal göreve geldiğinden beri hiç fire vermedi iletişim tarafında ve hala aynı kararlılıkla devam ediyor. Hatta 2023'teki %5'lik hedefe ulaşılana kadar sıkı duracaklarını, yani o hedefe ulaşılana kadar burada reel faizi sürekli vereceklerini söylüyor. Umuyoruz ki işte 18 Mart'taki PPK'da da bu iletişimin, bugüne kadar yapılan iletişimin arkasında durulur ve bir miktar da olsa bir faiz arttırımıyla piyasaya bugüne kadarki verilen iletişimin arkası doldurulur diyebileyim, diyebilelim biz de piyasa olarak. Umuyoruz ki böyle bir karar gelir. Tabii kur tarafı da buradaki durumdan negatif etkilendi. Hem enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi, hem diğer tarafta Amerikan 10 yıllıkları, ki Amerikan 10 yıllıkları direkt olarak bütün dünyada doların değerlenmesine sebep oldu. Biz de İşte Ocak ayı, hatta Şubat'ın sonuna kadar, bu son yükseliş hareketine kadar dünyada en çok değerlenen, gelişmekte olan para birimiydi Türk lirası. Bu sefer işler tersine döndüğünde de en fazla değer kaybeden olduk bir yanda. Zaten Bu enlerde bize olacak. bir de bu arada, yani Euro dolar da mesela 1.21, 1.22'lere gelmişti. 1.19'a geldi. Yani dolar bütün dünyada değer kazandı. Ama işte çoğu ülkeye karşı 3 kazandıysa bize karşı %8 kazandı. Düşerken de son 2 aydır öyle gidiyorduk. Ama o etkinin tepkisi de sert oldu. Bir kur tarafını konuşalım istiyorum abi. Çünkü 7.53'lere kadar gelmiş durumdayız an itibariyle. Biz ilk çeyrek bilançoları için hep konuşacağımız hikaye, hani şöyle, yani geçen ay mesela hep konuşuyorduk. İşte kur düşmeye devam ediyor. Bu döviz borçlu şirketler için iyi bir senaryo var falan diye konuşurken bir anda sanki senaryo tersine dönüyormuş gibi geldi. Evet. Ya işte dediğim gibi bizim ülkemizde hep dalga boyu yüksek oluyor. Dediğim gibi işte geçenlerde döviz düşerken biz en ön sıradaydık yani değerlenen gelişmekte olan ülkeler arasında. Şimdi de tam tersi en yüksek kayba sahip ülkelerdeniz.
Şimdi yani bizim burada istediğimiz, yani benim Merkez Bankası'nın normalleşmesiyle enflasyon, yani normalde döviz ne kadar artacak dendiğinde teorik olarak enflasyon kadar artması gerekiyor. Belki biraz fazla, biraz az diye düşünebiliriz. O noktada bundan sonra gideceğini düşünüyordum. Ama tabii 10 yıllıkların, Amerika 10 yıllıklarının bir anda tepki vermesi bu planı biraz değiştirdi. Biraz daha fazla tepki verebiliriz ama Merkez Bankası'nın duruşu burada çok önemli. O sert hareketi yapıp yapmayacağı noktasında hakikaten bence cesur kararlar gerekiyor birkaç toplantıda. Eğer onları yapabilirse sert tepkiler alacağımızı sanmıyorum dövizde. Ama orada biraz daha geri adım atılırsa son demeçlerinden bu sefer sert hareketler görebiliriz dövizde. Ya bizim zaten Yunus dediğin gibi şanssızlığımız şu oldu. Bilançolar çok geç açıklanıyor. O sırada da dövizde inanılmaz hareketlik oluyor. İşte faizlerde inanılmaz hareketlik oluyor. Rotayı çevirmemiz gereken yerde belki de geç kalıyoruz yani bilançolardan dolayı. Hisse senedi yatırımcısı için bu dördüncü çeyrek bilançoları bu açıdan maalesef dezavantajlı. Evet, bilanço dönemine de bir girelim abi. Hazır orada bıraktın konuyu. Tamam. Şimdi yani tam bir yıl oldu pandemi başladı aslında. Hatırlıyorsundur Mart ayının ortaları ki senle neredeyse her gün konuşuyorduk o zamanlarda. İşte ciddi bir negatif bir ortama girmiştik. Hisse senetleri her gün düşüyordu. Bugün bir yıl geçti aradan ve işte o zaman işte kapanmalar vesaireler özellikle Nisan ayı neredeyse bütün ekonominin kapandığı bir aydı. Ve işte yıl sonu bilançolar için aşırı umutsuzluk. Ama 2020'nin genel yıllığına baktığımızda sanki hiç araya kriz girmemişçesine çok fazla bilanço gördük. Yani hatta birçok şirket tarihi rekor açıkladı. Yani ki büyüklere baktığımızda, yani bunlar böyle ufak tefek şirketlerden bahsetmiyorum. Türkiye'nin işte önde gelenleri, işte Tofaşlar, Fordlar, Arçelikler, bunun gibi hani Vestel'ler, bizim hepimizin yakından tanıdığı sanayi şirketleri tarihi rekor karlar açıkladı. Bir kere yani muhtemelen hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani Nisan'da, Mayıs'ta mesela hepimiz işte çok kötü bir yıl, bu yılı unutalım. Hani bu yılki bilançolara değil sonraki yıllara odaklanalım derken bir anda çok çok iyi tablolar gördük. Ve dönemin de tamamına baktığımızda son çeyrekte bu bilançoların yılın en iyi çeyrekleri olduğunu görüyoruz. Yani üçüncü çeyrekte bir toparlanma gördük ikiye göre. Aa dedik ne güzel hızlı toparlandık. Dörtte üçe göre de çok daha iyi tablolar gördük. İşin garip yanı bir içinde mesela beklentiler çok kötü değil. Yani hala birçok sektörde işler yolunda gidiyor. Birazdan PMI'ları şey yapacağım zaten gündeme getireceğim ama ilk çeyrekte de işler hala yolunda gidiyor. Evet son çeyrek kadar iyi olmayacaklar muhtemelen. Ama yine de geçen yıl ilk çeyreğe göre baktığımızda hala çok iyi rakamlar görüyoruz ve bu çarpanlar geri gelmeye devam edecek. Bu bilanço döneminin bir genelini bir toparlayabilir misin? Nasıl gördün bilançoları en azından sanayi tarafında bankaları dışarıda bırakarak? Aynen. Ya o zaman da işte konuşurken hep diyorduk 2020'nin ikinci çeyrekleri bilançodan çıktığında hala orada sabırla bekleyenler iyi paralar kazanacak diyorduk. Hakikaten öyle dediğin gibi bankaları dışarıda tutarsak bankalar hala o Mart krizinden önceki fiyatlarının %35 neredeyse altlarındalar. Onun dışındakiler hakikaten hem iyi bilanço açıkladılar hem de bunları fiyatlara belki de biraz fazlasıyla yansıttılar. Şimdi birinci çeyrek konusunda yani dördüncü çeyrekler efsane geldi. Birinci çeyrek konusunda dediğin gibi yani işler hala çok iyi gidiyor. Ama asla dördüncü çeyrekteki marjları ben yakalayabileceklerini düşünmüyorum. Son yani çoğu şirketin o marjları yakalayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de dördüncü çeyrek karlarının pik karlar olduğunu düşünüyorum. O karların bir daha pek gelebileceğini ben açıkçası özellikle yani böyle sanayi şirketlerinde demeyeyim de mesela hammaddecilerde çok iyi karlar gelecek o kesin. Ama işte son ürün satanlarda bu karlar maalesef yaşanmayacak. Çünkü hammaddeciler marjları o kadar yükseldi ki buraya ürün fiyatlarında o kadar zam yaptılar ki son ürün satanlar dediğim gibi bunları fiyatlara yansıtması uzun sürecektir. Bu yüzden de marjlar düşecektir. Dördüncü çeyrekte kontratlarla bundan bir şekilde yırttılar ama birinci çeyrekte maalesef bununla yüzleşilecek ki birinci çeyrekte çoğu şirketin de bakım yılı çeyreğidir biliyorsun. Ocak, Şubatlarda bakımlar yapılır. Onun için ben birinci çeyreğin marj konusunda biraz sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet abi burada hemfikiriz zaten. Hani baktığımızda dediğin gibi o ham madde fiyatlarındaki artışın yansıması birazcık daha ilk çeyreğe kalmış gibi gözüküyor. O yüzden ham madde işi yapanlar genelde bir adım daha bu süreçte önde olacak gibi gözüküyor.
Bu hafta PMI'lar açıklandı bir de. Evet. Biz burada sektör sektör zaten takip ediyoruz PMI'ları. Hani bütün dünyada bu büyüme şeyinin devam ettiğini görüyoruz. Yani büyüme eğiliminin 50'nin üzerindeki PMI'ların imalat tarafında devam ettiğini görüyoruz. Yine bizde de benzer şekilde 50'nin üstünde geldi rakamlar ama sektör sektör gitmek istiyorum. Sektörlerin üzerine bir miktar konuşalım. Bu ayın en yüksek PMI'ını getiren, Şubat ayının en yüksek PMI'ını getiren metalik olmayan mineral ürünler sektörü oldu. Ne var bu sektörün altında? Bir onlara değinelim. Burada işte camcılar var, çimentocular var, işte seramikçiler var, granitçiler var. Yani bu tarz aslında yeraltı kaynağı gibi görebileceğimiz ama metal olmayan ürünlerin olduğu sektör var. Burasının PMI 53.9, metalinki de 53.8. Yani bu ayın en fazla büyüyen imalat sektörleri bir metal tarafı, bir de metalik olmayan mineral ürünler. Yani cam, çimento, seramik, granit. Efendim? Aylardır elinin üstünde bir de bunlar. Evet, bunlar tabii mesela mineral ürünlere bakıyorum. Son 6 aydır yeşiller. Ana metale bakıyorum. Son 6 ayın sadece bir tanesinde 49'larda gelmiş. Ama mesela bu ortalamaya baktığımda da ana metalde 60'a yaklaşan ay var. Yani çok hızlı PMI'ye de büyüyen bir kısa ay var. istersen Yunus da. Efendim? PMI'ye de kısaca bir değin istersen de. Tabii. PMI'nin ne olduğu Elinin konusuna altından göre. elinin üstü artıyor, elinin altı şey düşüyor gibi ona. Evet, PMI aslında Purchasing Managers Index dediğimiz bir şey. Yani satın alma müdürleri endeksi ve o sektördeki satın almacıların fikirleri soruluyor aslında. Bu bir anket çalışması PMI günün sonunda ve onların yeni ürün alım iştahını ölçüyor. Dolayısıyla o sektördeki büyümeyi aslında çok rahat şekilde ölçebilen bir şey. Burada da ana kriter 50 seviyesi. 50'nin üzerinde ise sektör büyüme eğiliminde, altında ise küçülme eğiliminde ve buradaki rakam hep bir önceki aya göre. Yani mesela bu ay 53, bir sonraki ay 52 geldi. Bu daralma demek değil. Bir önceki aydan aya göre gene yukarıda ama sadece büyümenin hızı birazcık azalmış demek. Yani bir önceki ay %6 büyümüşse bu ay %4 büyümüş gibi düşünebilirsiniz. Yani orada 3 ve 2'yi. Yani aslında hızın kesildiğini ama büyümenin bitmediğini söylüyorum. Mesela metalik olmayan mineral ürünlerde 6 aydır büyüme var. Ana metalde 6 ayın 5'inde büyüme var. Bir tanesinde 2'den daralma sayılmaz 49'larda kalmış. Bu iki sektör şu an oldukça öne çıkıyor gibi Yani gözüküyor abi. 6 ay deyince de şuna geliyor işte bizim demin dediğimiz gibi bunun 3 ayı zaten şeye 4. çeyreklere giriyor. 2 ay da mevcut şeye giriyor. Bir tanesi 3. çeyreğe giriyor. Bu şu anlama geliyor. Son 2 ayın PMI artınca demek ki 4. çeyrekten daha iyi bir satış durumu beklenebilir diyelim. Yani çünkü bir anket olduğu için satış Evet. olarak daha yüksek satışlar beklenebilir. Tabii marjları bu belirlemiyor ama satış konusunda bir bilgi veriyor, güzel bir bilgi veriyor. Evet, burada metalik olmayan mineralli ana metal zaten en önde geliyor. Üçüncü kaleme geçecek olursak burada sektörde tekstil var göze çarpan. 51.6 onun da PMI'yi. Orası da 6 aydır yeşil. Yani 6 aydır sürekli olarak tekstilin büyüdüğünü görüyoruz. Dördüncü sırada kara ve deniz taşıtları var. 51'de gelmiş. Kara ve deniz taşıtları tarafında 6 aydır burada da yeşil bir görüntü var. Bir tanesi sıfır neredeyse 50'de. Kalan 5 ayda orada da büyüme var. Hala burada büyüme olması mesela beni birazcık şaşırtıyor. Mevcut faiz ortamında. Ocak da çok iyiydi çünkü. Şubat birazcık daha düşük tabii. 51 geldi ama Ocak'ta 57'ye yakındı bu. Yanlış hatırlamıyorsam. 56-57 gibiydi. Aralığa göre ciddi bir toparlanma vardı. Yeşil olan diğer iki kalem makine ve metal ürünlerle ağaç ve kağıt ürünleri. Bu iki tarafta iyi gitmeye devam ediyor. Şimdi dar alanlara gelelim. Şubat ayında dar alanlara. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri daralmış. Giyim ve deri daralmış. Gıda ürünleri daralmış. Ve en önemlisi beni hani en sert dar alan 44 gelmiş PMI elektrikli ve elektronik ürünler. Birazdan zaten burada sektör sektör konuşurken de üzerinden geçeriz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok ciddi şekilde bir daralma göstermiş ve 4 aydır daralıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani giyim ve deri 6 aydır daralıyor. Orayı biraz normal karşılamak lazım bu pandemi ortamında. Her yerin kapalı olduğu bir ortamda. Ama elektrik, elektronik ürünler 2020'nin belki şampiyon sektörlerinden bir tanesi. Son 4 aydır daralıyor ve bu ayki daralma çok sert olarak gerçekleşmiş. Böyle PMI'lere de değinmiş olduk. Birazcık sektörlere girelim istiyorum abi. Yine sektör sektör ben sana bu ay için yani Mart ayı için hangi sektörün
favorin olduğunu sorayım. Üzerinden zaten sektör sektör belki bazı hisselere de değinerek ilerleriz. İlk sorum klasik banka mı sigorta mı? Bankamsı bence bankanın sırası geldi gibi geliyor. Bankalar geldi diyorsun. Yani evet ben de bankaların aslında çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Ama orada da mesela şeyi takip ediyorum sürekli. Her hafta Perşembe Merkez Bankası aylık portföy istatistiklerini yayınlıyor. Haftalık özür diliyorum. İşte bizim Kasım'dan Şubat'a kadarki süreçte 2,6 milyar dolar kadar nakit girişi olmuştu. Hisse senedi tarafına sadece tahvile girenden bahsetmiyorum. Ya da işte kere amaçlı Türk lirasına gelenden bahsetmiyorum. Direkt hisse senedine. Onun neredeyse 1,6 milyar dolara gitti. Yani o para da büyük oranda bu bankalara gelmişti. Hatırlıyorsun Kasım'da çok sert bir banka rallisi gördük. Biz %15'lik yükselen bir endeks vardı. Oradaki para geri çıkıyor. Beni o tedirgin ediyor açıkçası. Yani hala buradan bu fiyatlardan para çıkıyor olması beni ciddi şekilde tedirgin ediyor. Ya benim orada sen bitir. O yüzden banka mı sigorta mı çok emin olamadım. Çünkü bir yandan da faizlerin yükselme eğiliminde sigortacıların da karının arttığı bir evreye girebiliriz. Tabii ki yılın geri kalanında faizin eğilimi aşağı doğru olacak. Ama sanki bu ay yine faizlerin artabileceği, bankaların baskı altında kalabileceği, sigortacıların daha fazla para kazandığı bir ortam gerçekleşecek gibi de duruyor bence. Ya ben de zaten aslında bu sorulara şöyle cevap veriyorum. Fiyata göre bakıyorum yani bir de. Yani sadece sektör olarak bakarsan evet yükselen faizler geçen işte Aksigorta'nın şeyine girdik biliyorsun. Zoom meetingine. Gayet beklentiler yüksek ama işte o pandemide duruştan dolayı edilen kar bir daha yaşanmayacak. O da sanki fiyatların içinde var gibi. Hatta son kısıtlamalardaki durumda yüksek yani düşük kaza gideri beklerken bir anda yüksek yani beklenildiği kadar düşmemiş. Onu da izah etmişti işte orada CFO. O yüzden sigortacıların bir de şeyi var İzmir'deki bu dönem birinci çeyrekte sel felaketleri falan yüksek oldu. Gider olarak da ciddi giderler varmış o noktada. O yüzden ben oralardan pek sıcak yaklaşamıyorum. Yani fiyatı ucuz gelmiyor açıkçası. Bankalarda ise tezim şu. Biliyorsun bu Mayıs ayıydı herhalde düşük faizli kredilerin verdiği. Bunun geneli de işte bir yıllık vadelerde. Şimdi bu dolacak ve üçüncü çeyrekle beraber bilançolara yansımaya başlayacak yeni yüksek faizli krediler. O yüzden ben sanki bankaların daha önceden fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Yani aslında bu dönem alınır mı? Bizim gibi bilanço odaklı yatırım yapan belki almayabilir ama fiyatlar o kadar uygun ki Mayıs'tan sonraki yani 3. çeyrekteki bilançoları bile şimdiden satın almaya değer fiyatlarda bence bankalar. Evet abi yani fiyat tarafından gidersek aşırı ucuzlar. Yani mesela şu an Akbank'ın FK'sına baktım 5,2 ve Evet. mesela yıl sonu bilançosuna göre bu yıl içinde ortalama %40 kadar da kar büyümesi bekleniyor mesela şirketten. Yani şu an 5 bir de %40 daha ucuzlaması bekleniyor. Yani 3,5'a falan mı düşecek bu FK? Öyle bir beklenti var ve ona rağmen mesela gitmiyorlar. Beni de gerçekten çok şaşırtıyor yani. Bu bankaların fiyatlaması. Ama dediğim gibi beni de orada yabancının çıkışı korkutuyor. Çünkü bizde bankanın gitmesi için yabancının gelmesi gerekiyor. Yani bunun çok başka bir yolu. Yok bizim yerli yatırımcı alayım banka taşıyayım kafasında değil. Doğru. Daha küçük hisselerde daha hızlı kazançlar genelde hedeflendiği için. Burada anca yabancının gelmesi bankaları hareket ettirebiliyor. Abi bir sonraki sektörler otomotiv mi gayrimenkul mü? Otomotiv. Demin de söylediğim gibi PMI'ler iyi gidiyor. O yüzden otomotiv diyeyim ben. Evet ben de aynı taraftayım. Yani gayrimenkul için hele yani şimdi biz geçen yıl da normalde gayrimenkul hiç iyi gitmeyecekti. Ta ki o az önce bahsettiğin konut kampanyalarının yani kredi kampanyalarının başlamasıyla düzeldi bu taraf. Aşırı bir indirimle konut kredisi verildi ve bir anda stok eridi. Ama sonrasında bıçak gibi kesildi birazcık aslında. Özellikle ipotekli satışlara yani morgıçla yapılan satışlara baktığımızda çok sert düşüş var gayrimenkulde. Ve buranın toparlanması çok kolay olmayacak. Çünkü şu an ekonomi yönetiminde gördüğümüz şey ciddi bir sıkılaşma ve burada yeni bir genişlemeye sanki izin verilmeyecek. Yani bir kredi kampanyası yapalım, işte gayrimenkulcüleri kurtaralım ya da işte bir tüketim yaratalım gibi bir beklenti yok. Çünkü ana amaç şu an enflasyonla mücadele gibi gözüküyor hükümet tarafında da, ekonomi yönetimi tarafında da. O yüzden kısa dönemde sanki gayrimenkullere böyle bir teşvik falan da gelmeyecek.
kendi hallerinde birazcık faizin düşmesini, yani önce enflasyon düşmesini, ona paralel faizlerin düşmesini bekleyecekler. Ona da sanki bayağı bir süre var. O yüzden gayrimenkuller sanki 2021'i çok güzel geçirmeyecekmiş gibi hissediyorum ben de. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay boyunca da hep otomobil demeye devam edeceğiz burada. En azından ben öyle hissediyorum. Ben de otomotiv diyorum çünkü işte gayrimenkulü konuştuk. Otomotivde de yani gelen son çeyrekler gerçekten şaşırtıcıydı. Yani bana kalsa Ford'un bilançosunu görene kadar Ford'a çok pahalı derdim. Ford'un bilançosunu görünce fikrim değişti. İşte Türk Traktör evet çok iyi gidiyordu ama bilançoyu görene kadar fiyatlandı diyordum. Bilanço yine şaşırttı. Aa, daha fiyatlanmamış, buradan dahi alınır demeye başladım. Ne bileyim, Tofaş'a bakıyorum. Hala aman aman böyle bir primlenme görmüyorum. Otokar hani ne kadar sayılır otomobilin içerisinde, sonuçta savunma işi de var ciddi şekilde. Ama mesela onların da bilançosu ekstra iyi geldi. Burada herhalde bir Doğuş Oto hayal kırıklığı yarattı piyasada. Orada da aslında hayal kırıklığı ciro tarafında olmadı. Net kar tarafında oldu. Onlar da aşırı yüksek prim de atmışlar bu yıl. Genel yönetim giderleri 3 kata yakın galiba. 2 kattan fazla geçen yıla göre artmış. Onlar da çok ciddi son çeyrekli prim dağıtımı yapmışlar. İlk çeyrek rakamlarına bakıyorum şimdi mesela onların da. Kötü değil yani, Ocak'ta da Şubat'ta da otomotiv piyasası iyi başladı. Geçen yıl Ocak Şubat'ın üzerindeler. Yani son çeyrekle yarışacak düzeyde neredeyse rakamlar. O da mesela gayet iyi, dediğin gibi otomotiv hiç hız kesmeden devam ediyor gibi görüyorum ben de. O yüzden otomotiv gayrimenkul tarafında otomotiv demeyi ben de tercih ederim. Şimdi bir sonraki şeyimiz abi, otomotiv yan sanayi mi, konut dekorasyon sektörü mü? Ya konut dekorasyonda ihracat iyi gidiyor bence. Ondan dolayı ben o tarafta yurt içi talepten değil de yurt dışı talepten konut dekorasyon diyeceğim. Evet abi. İşte bu az önce bahsettiğimiz sektör de zaten metalik olmayan mineral ürünler, işte seramik, granit gibi ürünlerin aslında içinde bulunduğu şey. Orada bir Ege Seramik'ten aslında bilanço gördük biz ona temsilci olarak. Bir Bence tek dönemin bu da var herhalde. Ona mı giriyor? yani onlar kimyasala giriyor aslında PMI tarafında Ama yani baktığımızda, senin ama olduğun sektörel açısından tabii şey. konut dekorasyona giriyor. Bu dönemin en iyi bilançosu bence şu ana kadar hala Ege Seramik. Yani ben en azından şu ana kadar en çok onu beğendiğimi söyleyebilirim. Öyle. Hem mali yapı açısından çok iyi. Yani ne bir borç var, işte ne bileyim, işte rasyolar çok iyi mali tarafta. Diğer tarafta hem büyüme var hem marjlar çok iyi. Kapasite kullanımı hala düşük. Yani hala %70'lerde kapasite kullanımı. Hala büyümeye yeri var. O yüzden mesela burada konut dekorasyon tarafı bende de çok ağır basıyor. Bir de otomotiv yan sanayi. Geçen de konuştuk. Yani geçen webinarda da konuştuk. Yani fiyatlar almış başını gitmiş durumda buradaki şirketlerde. Çünkü birçoğunda yani şey beklentisi var, bedelsiz beklentisi var. Bu bedelsiz beklentisiyle birçok şirkette de biz hızlı hareketler gördük. Yani şimdi ne bileyim, Ege Endüstri'ye bakıyorum mesela, 1540 lira hala. İşte geçen webinarda da konuştuk, hani bu o zaman da 1600-1700 falandı galiba. Almış başına gitmiş durumda. İşte Jantsa'ya bakıyorum, 500 lira. İşte Federal Mogul İzmit Piston'a bakıyorum, yine otomotiv yan sanayici 160 lira. Yani 78 mesela FK'sı. Jantsa'nın FK'sı 37. Ege Demsaş Endüstri'ninki fena de 18. Efendim? değil. Demsaş fena değil onlardan. Ha evet, yani var arada iyiler. Hani daha düşük çarpanlarda işlem görenler. Ama mesela akla ilk gelen analara bakıyorum, gayet yüksek çarpanlarla işlem görüyor yani otomotiv yan sanayi. Belki Aslında. orada lastikçiler birazcık daha makul fiyatlarda, ama Goodyear'ın da bilançosu gerçek bir hayal kırıklığı oldu. Bence bu döneminde en büyük hayal kırıklığı. Yani benim nezdimde en azından öyle. O da ciddi bir hayal kırıklığı getirdi. O yüzden konut dekorasyon burada otomotiv yan sanayinin çok fazlasıyla önüne geçmiş gibi gözüküyor. Bir sonraki soru abi zor taraftan geliyor. Çünkü ham maddeleri konuştuk. Buraya demir çelik mi? Diğerini sormadan demir çelik diyeceksin gibi Aynen. baktın. Demir Ama çelik ve mi desen demir çelikler mi demir çelik mi, demir çelik mi? Yani yani? demir çelik mi, beyaz eşya mı? Yani demir çeliğin içinden şirketleri sorarsan zor bir soru olabilir. Ama beyaz eşya mı dersen demir çelik derim yani direkt. Evet. Neden abi? Biraz nedenini alalım Ya demir de, çelik marjlar tarafının. inanılmaz gidiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey vardı. O marjlar orada kalıcı olmayacak sanılıyordu. Ya biz de dahil. Ama bakıyorum bir an böyle bir soluklandı. Geri yukarı attı kendisini.
O yüzden yani sadece demir çelik olarak değil, birazdan belki onu da soracaksın da, diğer hammaddeciler için de yani çok zor yaşanacak bir dönem yaşıyoruz gibi. Bir de bu rüzgar da dinmeyecek gibi duruyor. Yani şeye baktığında fiyatlara her gün kontrol ediyoruz. Hakikaten marjlar yükseliyor ve orada da kalıyor gibi. O yüzden yani birinci çeyreğe böyle bitirecekler gibi, ki birinci çeyreğe böyle bitirirlerse çok garip karlar gelecek yani. Hakikaten garip karlar gelecek yani. Onun için demir çelik diyorum Evet, tabii ki demir çelik yani. burada. Çünkü bir de şöyle bir şey var bu iki sektör arasında. Birinin iyi gitmesi diğerinin maliyetlerini arttıran bir şey. Yani Ben bir şey ekleyeyim, sen devam tabii ki. ediyorsun, ama şöyle de bir şey var. Yani beyaz eşyada da dediğin gibi marjlar daralacak. En baştan beri söylüyorum bunu. Ama satışlar iyi gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani marjlar daralsa bile ucuz diyebileceğimiz fiyatlarda. Yani zaten dördüncü çeyrek karları devam ederse, ya bu fiyatlarda zaten durmaları imkansız. Yani böyle de bir şey var beyaz eşya tarafında. Yani onu da ihmal etmemek lazım. Tamam, demir çelik mi beyaz eşya mı deyince direkt demir çelik diyoruz, ama beyaz eşyada da diyorum bakın, yani dördüncü çeyrek karından düşse bile birinci çeyrekte hala ucuz olacak şirketler var yani. Evet abi, orada bir ek bilgi vereyim. Ocak ayı rakamları geldi en son beyaz eşyada. Onlar da geçen hafta açıklandı. İçeride tabii adetsel söylüyorum. Hani buna kur etkisi vesaire katınca nominalde çok daha yüksek oluyor. İçerideki pazar %6, ihracat %18 büyüme gösterdi Ocak ayında. Yani bizi geçen yıl son iki çeyrekte ayakta tutan şey iç pazardı. Yani normalde çünkü beyaz eşyacıların miksi nasıl olur? %70-75 ihracat, 25-30 arası iç pazar olur normalde. Geçen yıl ihracat çok sert daralıp içeriye dönmüştü piyasa o düşük faiz kampanyalarıyla birlikte. Ve işte 40-60'lara kadar gelmiştik yani. İhracatın payının 60'ların altına, içerinin payının da 40'ların üstüne çıktığını görmüştük. Burada rüzgar birazcık daha tersine dönüyor gibi. Yani içerisi de hala büyümeye devam ediyor. Ama ihracat 3 katı büyüme göstermiş mesela Ocak ayında. Sanki orada yeniden %75'e 25'ler ya da 70'e 30'lara yaklaşacağız gibi duruyor. Bir de bu sürekli alınacak bir ürün değil. Yani bir beyaz eşya alınca bunun kullanım ömrü 8-10 yıl. Eskiden yani çok daha uzunmuş ama şu anki mesela tüketim alışkanlığımızda 8-10 yıl kullanılıyor bir buzdolabı ya da bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. O yüzden bu içerideki pazarın bu yüksek baz etki dolayısıyla daha yavaş büyümesini beklemek de çok mantıksız değil. Demir çeliğe gelecek olursak dediğin gibi ürün fiyatları çok hızlı yükseliyor. Tabii hammaddeleri de yükseliyor. Yani demir cevheri de yükseliyor, kömür de yükseliyor ama aradaki makasa baktığımızda, yani marja baktığımızda marjlar çok çok iyi gidiyor. O yüzden ilk çeyrekte burada gerçekten beklenmedik karlar görmemiz olası. Daha zor bir soru sorayım abi sana o zaman. Ereğli mi, Kardemir mi? Evet, o zor. Ya bence sanki Kardemir bir adım önde ya. Evet, ben mesela bu soruyu bana 1.000 kere sorsan 999 kere Ereğli derim. Ama sanki Kardemir deme zamanı gibi. Mesela dün webinarda da konuştuk biz. Yani dün webinarda Kardemir'i tabii konuştuk. İşte geçmiş dönem marjlarını açtım mesela. Kardemir'de asla istikrar yok. Yani Kardemir çok istikrarsız şekilde marjlarını götüren bir şirket. Erdemir öyle değil. Ereğli'de işte işler çok kötü gitse dahi, işte burada döngüsel sektör diyoruz ya demir çeliği, yani dönem dönem birkaç yıl çok iyi, birkaç yıl çok kötü gidiyor. Mesela kötü gittiği dönemlerde, mesela 2020 kötüydü. İşte 2019 kötüydü. 18 öncesi mesela daha iyiydi demir çelikte. Mesela bakıyorum Kardemir işler kötüyken hep zarar ediyor. Yani ama Ereğli öyle değil. Ereğli kârdan yiyor ama kârını ediyor. Yani bir şekilde Ereğli kendini kurtarıyor. Kardemir'de o yok mesela. Kardemir o Türk volatilitesine, hani az önce dedin ya abi dalga boyu bizde daha yüksek diye. Kardemir birazcık öyle iş anlamında. Dalga boyu çok daha yüksek. Yani işler kötüye gidince çok kötüye gidiyor. İşler iyiye gidince de çok iyi gidiyor. Normal dönemlerde Kardemir'in marjı her zaman Ereğli'den daha düşük. Ama işler çok iyi gittiğinde Kardemir Ereğli'den yüksek marjla çalışabiliyor. Mesela 2017'nin sonu, 2018'in başında da aynı şey var. Kardemir ilk defa yıllar sonra işte Ereğli marjların üzerine çıkmış. Bu çeyrek yine oldu. Yani son çeyrekte hem brüt kâr marjında hem Fabrik marjında Kardemir Erdemir'in üzerine çıkmış. Yani Ereğli'nin üzerine çıkmış. O yüzden sanki birazcık daha böyle Kardemir'e doğru Ya bir de dönülebilecek bir dönem. nakit akışı inanılmaz yani. Şimdi Kardemir'in en büyük sıkıntısı, bir dediğin gibi, fiyat hareketleri. Bir de hep konuşulan bir borcu vardı.
Yani bir açayım bir saniye. Şimdi Ben vereyim abi direkt. olabilir. 2020'nin 9 Yani aylıklarında böyle 1,9 devam milyar. ederse bu şekilde devam ederse son çeyreğe iki çeyrekte devam ettirirse ki bir çeyrek devam ettireceği artık garanti gibi borçlu dediğimiz şirket bir anda net nakite geçiyor. Yani bu hakikaten yıllardır konuşulan bir konunun defterinin kapanması anlamına geliyor ki büyük bir şey. Ama tabii orada dediğin gibi Kardemir tahtası biraz sıkıntılı bir tahta. Mesela A ile B'nin ucuz olması şu an inanılmaz fark var yani. Akıl alır gibi değil. İlginç yani. Onun için o tahtada yatırımcı olmak biraz zor. Onu da kabul etmek lazım. Ereğli mesela rüştünü kesinlikle krizde ispatladı yani. Mart krizinde. Çok etkilenen bir sektördü. Ama buna rağmen fiyatlamada hakikaten yatırımcısını üzmedi yani. Evet, kesinlikle Erdemir orada o OYAK tarafından gelen kurumsallığı aktarabilen şirketlerden bir tanesi. Kardemir'in borcuna evet iyi değindim. 1,9 milyardan 800 milyona düşmüş. 1,1 milyar sadece son 3 ayda. Var bir de. Efendim? 1 milyarda nakit girişi var. Nakit akışı da çok iyi. Aynen öyle işte. 1,1 milyar burada zaten net borç azalmış. Dediğin gibi yani bir çeyrek daha böyle gelse. Yani bu kadar nakit girişi olsa net nakite geçecek şirket. O borç hikayesi de sona erecek ve yıllardır o çeyreklik gelir tablosunu açtığımda gördüğüm işte çok yüksek finansal giderler son çeyrek ilk defa olmamış. Yani son çeyrekte finansal taraftan nette 18 milyon artı yazmışlar. Mesela bu yıllardır görülmeyen bir şey aslında. Bu da Kardemir için iyi bir ortamın aslında oluştuğunu gösteriyor. Yani çok primlendi diye bakıyor herkes mesela hisseye. Çünkü işte 3 lira falandı. 7 liralara geldi. Ama hangi şirket bu kadar gitmedi ki diye de insanın sorusu geliyor. Şimdi yine zor bir taraftan geleceğim abi. Market mi gıda mı? Çünkü işte az önce bahsettiğimiz PMI'lara bakıyorum. Gıda tarafı ciddi şekilde bozulmuş. Yani gıdada son birkaç aydır sert düşüşler var. O yüzden gıda talebi geçmiş ayların altında gibi duruyor. Ama marketlerle ilgili de işte bu son gelen düzenleme diyeyim. İşte pazar günü 10'da değil 11'de açılacak olması, sigara satışlarının işte yasaklanmış olması, 1500 metrekarenin altındaki mağazalarda elektrikli elektronik ürünlerin satılamayacak olması gibi marketlerin aslında işini zorlaştıran birazcık daha küçük esnafı yani mahalle bakkallarını koruma üzerine bir paket geldi, bir düzenleme geldi aslında. Her iki tarafında çok iyi bir dönem geçirmediğini varsayarsak hangisini tercih edersin onu sorayım. Yani bence marketler, tabii Migros da şaşırtan bir bilanço gönderdi ama yine de hala marketler daha avantajlı duruyor. Çünkü gıdacıların bence kârlarında falan sıkıntı yok da, yani sıkıntı yok derken elbette ki düşüş normal, beklenen bir şey yani. Ama fiyatlamalarda sıkıntı var bence. Pandemide çok fazla abartıldı bence fiyatları. Onun için ben market diyorum yani. Evet, yani burada da zaten yasa uygulanmadı. Yani böyle bir taslak var. Henüz şey olmadı. Yazanlar da olmuş. Ama tabii ki fiyatlamalara dahil oldu bu. Yani eğer iptal olursa burada marketlerde hızlı bir primlenme Burada görürüz. şok diğerlerine göre daha az etkilenecek. Çünkü elektronik payı diğerlerine göre daha düşük. Yine webinarda konuşmuştuk şokla. Evet, elektronik payı orada daha düşük aslında şokun. Ama burada herhalde minimum etki BİM'e olur. Çünkü sigara satmıyorlar zaten. Evet, elektroniğin payı var. Ama Evet. burada da hiç sigara yok. Çünkü sigara müşterisi diye bir şey var. Ve sigara müşterisi sadece sigara alacaksa markete girmiyor. O Evet. zaman gidiyor tek elden alıyor ya da daha ufak bakkaldan alıyor. Çünkü burada kasa sırası beklemek falan gibi bir meziyet var. Eziyet var. Meziyet değil. O yüzden sigara müşterisi işte giriyor mesela şoka. Yanında işte bir çikolata alıyor, bir şeyler alıyor falan. Onu birazcık daha kaybedecek burada. Özellikle işte Migros'lar, Carrefour'lar. İşte bir miktarda şoklardan böyle bir kayıp olacak. Ama BİM'in buradaki etkisi daha negatif olur, daha düşük olur. Migros bilançosuna iyi değindin abi. Çünkü yine hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu. Fiyat da ciddi aşağı geldi. Yani burada 50 liranın üzeri konuşuluyordu. Vardı bundan birkaç hafta öncesinde. 40 liranın altında bir fiyatlama var. Bu da şaşırttı mesela. Buradaki finansal giderlerin bu kadar fazla olması beklenmiyordu piyasa tarafında ve bir miktar da olsa işte 3. çeyrekte bir 9 milyon kar gelmişti. Son çeyrekte de bir 30-40 milyon arasında kar beklentisi vardı birçok kurumda. Yine zarar geldi 120 milyon kadar. Burada da aslında hikaye çok kötü değil. Yani son 1,5 yıllık periyotta baktığımızda 6 milyarlık net borcun 3,5 milyara kadar düştüğünü görüyoruz. Yani 2,5 milyar net borç azalması var.
İşte çok ciddi bir euro açık pozisyonu vardı. Yıl sonu itibariyle 15 milyon euroya düşmüş durumda. 14 küsür milyon euro galiba. Migros boyunda bir şirket için hiçbir şey değil. Yani oradaki euro açık pozisyonu. Ki galiba onu da Şubat'ta kapattılar mı? Ne oldu? Öyle bir şeyler okudum. Yani borcun ciddi azaldığı ve euro açık pozisyonunun kapandığı bir ortam var Migros tarafında da. O yüzden yani bundan sonraki çeyreklerde muhtemelen iyi bir ortam bekliyor. Ama son gelen hayal kırıklığı maalesef fiyatı aşağı çekmiş durumda. Ben de aynı şekilde marketlerin burada gıdacılardan daha makul olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada hem Şok'ta hem Migros'ta bu anlattığımız açık pozisyonun kapatılması ve net borcun azalması hikayesi önümüzdeki süreçte karlılığı beraberinde getirebilir. Bir sonraki sektörleri soruyorum. Ya bunun cevabı çok kolaya doğrusu ama tekstil mi, kağıt ve kağıt ürünleri mi? Kağıt ürünlerinin de bu arada PMI'ları iyi ama tekstil kadar değil. Evet, tekstil bence daha iyi. Yani şöyle, tekstilde dördüncü çeyrek bilançoları daha tam gelmedi. Onlar çok iyi gelecek bence. Oradan bir fiyatlama yapabilirler. Ama birinci çeyreğe baktığımızda ham maddeleri ciddi zamlandı. Öyle de bir sıkıntılar var açıkçası. Ama yine de ben şey diyorum, tekstil diyorum yani. Evet, ben de tekstil tarafındayım burada. Zaten PMI'larda da en fazla dikkat çeken sektör tekstil. Yani evet bu ayın en yükseği onlar değil. İşte metal ve mineral olmayan metal yüklü ürünler öne geçmiş. Ama baktığımda 6 aylık trende baktığımda tekstil 6 aydır düzenli olarak iyi büyüyen tek sektör aslında. İşte metalde arada bir ay kötü, işte mineral tarafında yine arada böyle bir hız kesildiği oluyor ama tekstilde 6 aydır düzenli olarak iyi büyümeler görüyoruz. O yüzden bence gayet tekstil demek burada doğru karar gibi geliyor. Son çeyrekler gelmedi. Evet haklısın. Yani burada zaten az tekstilci var borsada işlem gören. Onların da birçoğu göndermedi. Ama bu hafta son. Yani ayın 11'i son olduğu için bu hafta muhtemelen bu tekstilcileri birazcık daha fazla konuşacağız gibi hissediyorum. Bir sonraki konumuz abi. Haberleşme mi, ulaştırma mı? Ya ben ulaştırmada hala olumsuz taraftayım. Yani biraz önceki banka cevabımın sebebi de aslında ulaştırmaya benzer diye korkuyorum. Yani ulaştırmada hala verilerde bir düzelme olmadığı halde fiyatlamalar başladı. Bankada da aynısı olur tedirginliğiyle demin banka dedim. Ama genel anlamda bence kesinlikle iletişim yani. Çünkü şeyde yani hava yollarında ulaşımda sanki bir anda böyle sihirli değnek değecek de her şey eskiye dönecek gibi bir izlenim var. Ama iki şey unutuluyor. Birincisi bu darbeyi yani 2020'deki zarar olaylarını yedi bu şirketler ve bu finansalları zorluyor bu. Ve bu böyle hemen bir günde silinecek finansal zorlamalar değil yani. İkincisi de bu pandemi bela bir şey. Yani yarın bir gün uçuşlar açılır, herkes aşılanır, bir virüs mutasyon haberi gelir, konu değişir. Bir başka bir yerde işte bir kere aşılananı almak, onu kontrol etmek bile bir maliyet yani. O açıdan haber kaynaklı çok etkileneceğini düşünüyorum. Aşağı yukarı marjlarının çok oynayacağını düşünüyorum. O yüzden ben böyle daha sakin olan iletişim tarafındayım şahsen. Evet, ben yani fiyatlamalar tarafından bakacak olursak evet haberleşme birazcık daha makul gözüküyor fiyat olarak. Ama ulaştırma tarafına ben takmış durumdayım bu arada bu tarafa. Her gün böyle Bunun açıp güneşin cevabını veriyorsun şu an zaten. Sorduğu soru. evet ne yazmış? Hava yollarının olumsuz bakmasına rağmen evet. Ben Türk Hava Yolları neden aldığımızı anlatayım o zaman. Birazcık aslında cevap olmuş olsun Onur Bey'in de Evet. sorusuna. Şöyle ben deli gibi her gün açıyorum ve hangi ülkede kaç tane aşı yapılmış, nasıl bir pace var, yani nasıl bir tempo var, bakıyorum. Yani her gün bakıyorum bu arada, şey değil işte Türkiye'ye de bakıyorum, İngiltere'ye bakıyorum, Amerika'ya bakıyorum, işte Avrupa'daki ülkelere bakıyorum. Her birinin zaten nasıl bizde Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir site varsa orada da var. Onu da geçtim zaten Bloomberg'in yani Bloomberg International'ın yaptığı bir site sayfa var. Orada zaten gün gün gidiyor. Ben orada işte aşılanma hızlarına bakıyorum. Şimdi Johnson & Johnson'ın da geçen hafta aşısı onay alınca FDA'den aşılanma bir miktar hız kazandı. En azından Amerika tarafında. Ve toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerekli oran. Hani %75'lerde aşılanma burada gerekli görülüyor. %75'e ulaşılması Amerika'da işte 9 aylarda falandı. 6 aylara kadar düştü. Ve günden güne de azalıyor. İşte bütün dünyada bir önceki webinarda konuştuk mu hatırlamıyorum ama 4,9 yıl falandı bu geçen ay.
Bütün dünyada %75'e ulaşılması. Şu anki hızda bu 4 yıla düştü. Bu muhtemelen 4 yıl falan sürmeyecek tabii ki. Yani her yeni gelen aşıyla birlikte, onayla birlikte çok hızlı şekilde aşağı geldik. Yani bir ayda 9 ay, şey 10 ay kadar geri geldi mesela buradaki veri. O yüzden yani 4 yıl dediğime bakmayın, çok daha hızlı olacak. Bana buradaki bu aşı haberleri havacılığı canlı tutacakmış gibi hissettiriyor. Ama bir tarafta dönüyorum şimdi. Tamam, Türk Hava Yolları'na bakıyorum. İşte 15 liranın altında bir Türk Hava Yolları var. İşte pandemi öncesi fiyatlarında ama tarihi zirvesinden ciddi aşağıda. Pandemi öncesinde de böyle aman aman pahalı bir seviyede değildi. Ama dönüyorum Pegasus'a bakıyorum. İşte 90 lira olmuş mesela. Açıkladığı bilançoda biraz hayal kırıklığı. Mesela Pegasus tarafından bakarsak evet haberleşme derim. Ama Türk Hava Yolları'na baktığımda da bu sefer aklım ulaştırmaya gidiyor. Burada hisse bazlı gitmek birazcık daha doğru olacak. Bizim tabii NNF'de Türk Hava Yolları'nın neden olduğu sorusuna da biraz cevap vermiş oldum aslında. Buradaki toparlanmadan iyi etkilenecek. Bir de bir miktar bilançoya değineyim. Vaktimiz de az kaldı ama Türk Hava Yolları'nda şimdi Pegasus'ta olmayan bir kas var burada, kargo kası. Yani şimdi biz az önce konuştuk ya, konteyner bulunamıyor. İşte navlun fiyatları almış başına gitmiş diye. Normal tabii ki hava taşımacılığı, hava kargosu çok daha pahalı denize göre. Ama şu an öyle bir ortam var ki havaya birazcık da muhtaç olmuş durumda piyasa. Yani fiyatlar da çok ciddi arttı. Nasıl gemide navlun arttıysa uçakta da aynı şekilde arttı ve hacimsel olarak neredeyse %2 ya da %4 yıldan yıla hacim büyümesi kargo tarafında. Ama ciro büyümesi %100'den fazla. Yani ve mesela gene rakamdan gideyim. 2019'un son çeyreğinde kargo gelirlerinin toplam gelirlerdeki payı %14. 2020'de %47. Yani tabii ki yolcunun daralması da var. Ama kargonun %100'den fazla büyümesinin de burada ciddi etkisi var. O yüzden Türk Hava Yolları burada kargo kasıyla birlikte birazcık daha az etkilendi bu işten. Bir de biliyorsunuz aşırı tasarruf yaptılar. Yani işte kabin ekibinde %33'lerde, pilotlarda %50'lerde maaş indirimleri oldu. Kısa çalışma ödeneğinden de çok ciddi şekilde yararlandılar. Yani yıldan yıla maliyetlere bakıyorum. Mesela genel yönetim giderleri geçen yılın altında kalmış. Pazarlama çok daha altında kalmış. Tamam, cirodaki kayıp çok daha fazla. Ama yine de bir tasarruf da var. O yüzden buradaki etki birazcık daha az. O yüzden ben Türk Hava Yolları'na birazcık daha sıcak bakabiliyorum havacılık tarafında. Abi son soru. Aslında gene kolay oldu. Ama bilişim ve aracı kurum mu diyeceğim. Şöyle, şimdi elektrik elektronikte bahsettik şeyi. Çok sert bir daralma var. Ama Şubat ayında ilk defa yatırım sayısı da düşüş gösterdi. Ve onu da geçmemek lazım. Yani çünkü biz geçen ay burada sürekli gelen yeni yatırımcıdan bahsettik. Geçen ayki konularımızdan bir tanesiydi. İlk defa bu ay yatırım sayısı azaldı. Çok düşük bir azalma ama yine de bir azalma var. Bunun sebebini ben biraz yayının ilk dakikalarında konuştuğumuz konuya bağlıyorum aslında. Yani bugüne kadar para kazanmak çok kolaydı. Yani işte Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de, Kasım, Aralık hani o kadar iyi geçti ki her ay %5'ler, onlar kazançlar vardı. Ve işte aslında BIST 100 dışı hisselerde, yani bizim yatırımcının yöneldiği hisselerde çok daha yüksek getiriler vardı. Ocak'ta ve Şubat'ta burası biraz terse döndü. Yani öyle olunca da sanki bu yeni yatırımcı akını bir miktar yavaşlamışa benziyor. O yüzden ne düşündüğünü merak ediyorum burada. Hem yatırımcı sayısı tarafında hem de elektrik, elektronik ve aracı kurumlar tarafında. Yani ben aracı kurumdan yanayım. Hacimler evet yatırımcı sayısı bir nebze düşse bile, ki daha da düşebilir. Ama yine de aracı kurumların bu sene halka arzlarla da özellikle halka arzları aracılık yapan aracı kurumların ekstra gelir elde edebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra çoğu krediler ettiği karlarla öz kaynaklarını güçlendirdi. Bu kredileri de öz kaynaklarına bağlı verebiliyorlar. Bu noktada öz kaynağı çok güçlü olup da zaten o kredi limitini dolduramayanlardan ziyade doldurup da daha fazlasını veremeyenlere yönelmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Evet abi, Barış hocamız da gelmiş buradaymış. Yorumlarda belki sen de ona güldün. Bir son hafta 36 binlik artış olmuş yatırımcı sayısında diye hemen bir ek bilgi verdi sağ olsun. Yani ben de burada kurumlar tarafındayım. Çünkü yıldan yıla bakıldığında ya da bir önceki çeyrek ortalamalarına bakıldığında hacimler hala çok iyi. Yani orada aslında dursa bile, hani burada bile dursa geçen yılın çok çok üzerinde karlar göreceğiz zaten.
Ki yani durmaz muhtemelen buradan, bu ivme devam eder. Çünkü çok fazla halka arz başvurusu var. Bizde yatırımcı halka arzlarla birlikte piyasaya kazanılıyor genelde. Ve halka arzların da gelirleri, yani halka arz kazançları da iyi gidiyor. Evet, çok az hisse düşüyor vesaire. İşte binde 7 oldu en son Türk İlaç'taki dağıtım. Ama yine de orada her halka arz ki beraberinde yeni bir yatırımcı getiriyor. Bu da aslında aracı kurumlar için iyi bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Sanıyorum abi hem sürenin de sonuna doğru yaklaştık. Toparlamak istediğin, ekstra söylemek istediğin bir şey var mı? Bir onu sorayım. Sonra ben küçük bir not vereceğim. Evet, ya ilk söylediğimi tekrar ediyorum. Yani biraz temkinli olma zamanı. Böyle risk iştahının sonuna kadar açılacağı dönemler değil bu dönemler. Buna dikkat ederse yatırımcılar iyi olur bence. Bilançoları da iyi değerlendirmek lazım. Dediğim gibi dördüncü çeyrek bilançolar, birinci çeyrekte bambaşka bilançolar gelebilir. Sektörel olarak değişecek. Dünya düzeni belki 30 yılda değişecek sistemi bir yıl içinde değiştirdi. Bu değişen dünyada sürekli olarak olumlu bilançolar getirebilecek şirketler var. Onlara yönelmekte fayda var diyeyim. Evet abi, kesinlikle katılıyorum. Burada rafineri mi petrokimya mı diye bir soru gelmiş. Buraya Petrokimya petrokimya diyelim. Hızlıca cevap verelim. İkimiz de hemfikiriz. Zaten nafta etilenleri falan takip edenler son çeyrek 408 dolardı. Bu çeyrek 612 galiba şu ana kadarki ortalama. Neredeyse 2 ayda bitti. o Aşırı iyi rakamlar sonunda göreceğiz. rafinede de hala marjlar yükselmedi, yani düşük gidiyor. Evet, rafineri de hala çok iyi değil. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Petkim'in bir bilançosunda da bir dipnot vereyim. Dün webinara gelenlere söyledim. Orada beklentiyi çok aşan bir tablo var ama bir değerleme kârı var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Normalde maliyet izleme yoluyla gidiyorlardı. Yeniden değerleme yöntemine geçmişler. Muhasebesel bir değişiklik aslında ama var olan bir gayrimenkulün yeniden değerlenmesine sebep oluyor. Ve 190 milyonluk ekstra bir kâr var. Onu çıkartsak daha iyi bilanço. Onu söyleyeyim. Hani onunla birlikte ekstra sürpriz oldu. Ama ben petrokimya tarafında ilk çeyreği daha iyi bekliyorum. NNF ile ilgili sorular var. Ne zaman alabileceğimize dair. Buraya işte bu pazar akşamını bize ayırdığınız için, aynı zamanda Fintable üyesi olduğunuz için bir kıyak yapalım burada. Şöyle bir şey var. Ne zaman alabileceğiniz konusunda ben anlatayım prosedürü. Şimdi fon adedini arttırmıyoruz. Yani 400 milyonluk fon var. 400 milyon adetlik fon var. Burada yeni birinin girmesi için de öncekilerden birilerinin çıkması lazım. Ve burada çıkanların valör dediğimiz kavram, yani hisse senedinde T artı 2'de gerçekleşiyor ya, hisse fonda da böyle. Bugün satanların fonu bize 2 gün sonra geliyor. Biz de onları 2 gün sonra satışa çıkartabiliyoruz. Ve bizim satışa çıkarttığımız saat 14. Yani alım yapmak istiyorsanız saat 14'ten sonra alım yaparsanız %90 ihtimalle alabilirsiniz. Çünkü her gün ister istemez bir doğal çıkış var. Yani birilerinin paraya ihtiyacı oluyor. 1-2 milyon da olsa çıkış oluyor nette. O 1-2 milyonluk çıkan satışı biz 2 gün sonra saat 2'den sonra satışa çıkartıyoruz. O yüzden saat 2'den sonra alım emri gönderirseniz çok yüksek ihtimalle NNF alabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani bir pay arttırımı düşünmüyoruz. Ama almanın yolunu soranlar için de saat 14'ü referans olarak söyleyebilirim. Evet, şeyi de ekleyeyim ben de kısaca. Neden kapadığımızı, 400 milyonu arttırmadığımızı. Birincisinin cevabı zaten çok basit. Yani büyüdükçe hareket kabiliyeti zayıflıyor. Ama bu yani ileride büyütmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Yani kesinlikle böyle büyütmeyiz, kapatıyoruz kapıyı da değil. Ama ikinci sebep, geçtikten sonra birinci sebebi belki ileriye dönük genişletebiliriz. İkinci sebep de şu, yani şu an bizim istediğimiz bu fona uzun vadeli bakılması. Şimdi biz fon sürekli açıkken sürekli bir müşteri girişi oluyor. Sürekli yeniden sıfırdan fon alan arkadaşlar oluyor. Ondan sonra 2-3 gün düştüğünde adam şu tepkiyi verebiliyor. Ya işte 3 gündür buradayım ve fon düşüyor. Şimdi böyle biz de buna tabii ister istemez takılmak istemesek de takılıyoruz yani. Şimdi ama fon kapalı olduğunda genelde çok küçük satanların haricinde yeni girenler haricini söylüyorum. Büyük olasılıkla uzun vadeli yatırımcı içeride olmuş oluyor. Yani içerideki yatırımcı atıyorum 20 gündür, 1 aydır, 2 aydır bu şartlarda mesela biz şimdi 400 milyon ne zaman yakaladık Yunus? 15 gün falan oldu herhalde değil mi? O Evet. 400 milyonu doldurduk. Şimdi 15 gündür yeni giren yatırımcı çok az. Bu sebeple yarın bir gün bir realize olduğunda, bir düşüş dalgasına yakalandığımızda
bir mağduriyetten de kaçınılmış olacak. Yani bu sebepten dolayı da şimdilik şeyi fonu adetini kapatıp yeni müşterinin de girişinin bu şekilde zayıflamasını sağlamış oluyoruz. Bu iki sebepten dolayı şimdilik diyelim fon adetini belki de hatta orta uzun vadede kapatıyoruz. Doğru muyuz? Evet abi kesinlikle. Şubat ayı fon içeriğini soranlar olmuş bu hafta içerisinde. O da açıklanacak. Onu da söylemiş olalım. Teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Eyvallah. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü bilanço ve binalarının sonuncusu ile birlikte sonuncusunu yapacağız yine birlikte. Saat 21'de 14 Mart'ta bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.